Sayın basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak partimiz adına Danıştay'da açtığımız davanın dilekçesini vermek üzere bugün karşınızdayız. Bildiğiniz üzere Türkiye Yüzyılı Marif Modeli adı altında eğitim öğretim için hazırlanmış olan eğitim programına uzun bir süredir tüm kamuoyu, sendikalar, düşünce kuruluşları, siyasi partiler, akademisyenler itiraz ediyorlar. Daha önce de söyledik, karşımızda bilimsel gerekçelerle hazırlanmış bir eğitim programı yok. Tamamıyla adından başlayarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politik amaçları doğrultusunda hazırlanmış çağ dışı bir eğitim manifestosu var. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi olarak Danıştay'da bakan oluruyla uygulamaya konulmakta olan bu eğitim programına karşı iptal davası açıyoruz ve ivedilikle de yürütmenin durdurulmasını Danıştay'dan talep ediyoruz. Şimdi bugüne kadar yapılan tartışmalarda Sayın Bakan ısrarla bir politik açıklama yapmaya çalışıyor. Buna itiraz edenleri ideolojik davranmakla suçluyor. Sizler de takip etmişsinizdir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerek Türkiye Yüzyılı Marif Modeli, gerek atanmayan öğretmenler, gerek Boğaziçi, ODTÜ ve benzeri üniversiteler başta olmak üzere üniversitelerde yaşanan sorunlar, gerek öğretmenlik meslek kanunu gibi tüm konularda akademisyenlerimizle işbirliği içerisinde bilimsel açıklamalar yapıyoruz. Anladığım kadarıyla Sayın Bakan'ı temelde rahatsız eden de bu. Şimdi bu müfredatla ilgili olarak adından başlayarak çok önemli sorunlar var. Birincisi, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli diye adını koyduğunuzda Sayın Bakan da itiraf ediyor. Türkiye Yüzyılı bir siyasi partinin seçim sloganı. Bu bir Türkiye'de 20 milyon öğrenci, 1 milyondan fazla öğretmen, neredeyse her ailenin içinde olduğu çok temel bir dokümanı daha baştan politize etmiş oluyor. Akıl alır bir şey değil. İkincisi, marif hiçbirimizin kullandığı bir kelime değil. Türkiye'deki tüm siyasi partiler, tüm siyasi görüşlerden olan insanlar artık eğitim kelimesini kullanıyoruz. Bu kelimenin, kullanılmayan bir kelimenin tercih edilmiş olması aslında meseleye nasıl ideolojik bakıldığını gösteriyor. Adında model var, aslında model değil, bir eğitim programı. Dolayısıyla bu adıyla ilgili bölümler. Buradaki temel hedefin daha baştan itibaren laik eğitime yönelik bir saldırı olduğunu anlıyoruz. İkincisi, eğitim programları her ülkede yıllar içerisinde değişir, değişmelidir. Çünkü bilim gelişir, dünyanın ihtiyaçları değişir. O yüzden de ülkeler eğitim programlarını değiştirirler, dönüştürürler, geliştirirler. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Bu 20 milyon öğrencinin yararlandığı eğitim programlarının hangilerinin çalıştığını, hangilerinin çalışmadığını, hangilerinin geliştirilmesi gerektiğini nasıl belirleyeceksiniz? Bir ihtiyaç analizi yapmanız lazım. Sayın Bakan'a bir kez daha sesleniyorum. Tüm itirazlarımız bilimsel. Bu modele, bu eğitim programına, bu öneriye temel teşkil eden hiçbir ihtiyaç analizi yapılmamıştır. İkinci itirazımız şudur. Önerilen marif modeli herhangi bir eğitim kuramına, herhangi bir eğitim felsefesine dayanmamaktadır. İçerisi siyasi bir metinle ders programlarının birbirine karıştırılmasından oluşmuş ikili bir yapı halindedir. Sadeleştirildiği iddia edilmekle birlikte çok daha fazla kavramlar karmaşası vardır. Bunu birçok uzman kuruluş raporlarında açıkladı. Bütün akademisyenler buna olan itirazlarını dile getirdiler. Bunun bilimsel bir metin olmadığını başka nereden anlıyoruz? Kaynakçası yok. Yani eğer siz herhangi bir bilimsel metin üretmişseniz, ki Türkiye'nin tamamını ilgilendiren böylesi temel bir dokümanın bilimsel bir doküman olması gerekir, sonuç olarak bir kaynakçaya ihtiyacınız var. İlk defa karşılaşıyoruz. Bunun bir kaynakçası yok. Üçüncü itirazımız şu. Böylesi önemli bir metni kimin ve kimlerin hazırladığını bilmek bir ülkenin hakkıdır. Böyle olması gerekir. Sonuç itibariyle ülkenin geleceğini tasarlıyorsunuz. Bu 20 milyon öğrenci ve arkadan gelmekte olan genç çocuklar, bunlara hazırlanan modelin kimler tarafından hazırlandığını bilmemiz gerekir. Modelin içerisinde yiğitlik, mertlik, dürüstlük gibi kavramlar var. Bunların çok önemli olduğu söyleniyor. Fakat kimlerin yazdığı belli değil. Akademik etik açısından sorunlu. Hayalet yazarlık var. Hiç kimse
bu metinleri kimlerin hazırladığını bilmiyor. Dördüncüsü, 26 tane program, bir tane de ortak metin var. Bu 27 metin 3000 sayfadan fazla. Sayın Bakan, kamuoyuyla dalga geçer gibi 7 gün süre verdik diyor, gülüyor. Sonra itirazlar gelince, ya 3 gün daha süre verdik diyor. Sayın basın mensupları, bu metni anlamak demiyorum. Sadece okumaya kalksanız 3 günde okuyabiliyorsunuz. 3 günde okuyabileceğiniz bir metnin uzatmalarıyla 10 günde geri bildirim verilmesi isteniyor. Aslında amaç belli. Sayın Bakan, müsteşarlığından başlayarak, şimdi bakanlığında da ideolojik saplantılarıyla kendi yolunu takip ettiği bir takım tarikat cemaat önderlerinin arkasından giderek Türkiye'nin hem müfredatını değiştirmek istiyor, eğitim programını buna göre dizayn etmek istiyor, hem de şimdi mecliste görüşmekte olduğumuz öğretmenlik meslek kanunuyla ve müfredat uygulamasıyla buna uygun kadroları seçmek istiyor. Bir başka sorunu söyleyeyim. Dünyanın hiçbir noktasında, hiçbir yerinde görülemez. Böylesi kapsamlı bir eğitim programı öneriyorsunuz. Bu önerdiğiniz eğitim programının çalışan modülleri olur, çalışmayan modülleri olur. Bizim eğitimciler olarak bunları burada anlatmamız bile bir tuhaf. Sayın Bakan diyor ki okul öncesi 1, 5, 9 hemen başlayacağız diyor. Sayın Bakan, yangından mal mı kaçırıyorsun? Bu ülkenin deneme okulları var. Bir öneride bulunuyorsun. Önerin bilimsel değil. Önerin ideolojik olarak takıntılı. Ama o önerini sen bile test etmemişsin. Hangi modüllerinin çalıştığını, hangilerinin çalışmadığını nereden bileceksin? Mayıs ayında bunu getiriyorsun. Ne kadar zamanda ders kitaplarını geliştireceksin? Dolayısıyla bunun değerlendirilmesi, pilot çalışmasının yapılması ve buna dayalı olarak ders kitaplarının, ders materyallerinin geliştirilmesi süreci de derhal atlanılıyor. İşte bir başka eğitim bilimleri perspektifinden itirazımız. Kamuoyunun dikkatini başka bir konuya çekmek istiyorum. Bu önerilerin arasında okul öncesi programı var. Bir diğer eğitim bilimleri perspektifinden itirazımızı söylüyorum. Sayın basın mensupları, bu Milli Eğitim Bakanlığı 1,5 ay önce, Türkiye dikkat etsin buraya, 1,5 ay önce başka bir okul öncesi programı ilan etti. Bu insanlar nasıl görevlerini yapıyorlar? 1,5 ay içerisinde binlerce öğretmene oryantasyon verildi. Binlerce öğretmene. İçerikler geliştirildi. Üstelik o program bir uluslararası kurumun da desteğini alarak yapılmıştı. Eğitim bilimciler açısından daha uygun bir programdı. Tam 1,5 ay sonra, şimdi bu program ilanıyla beraber çocukların, okul öncesi çocuklarının oyun ihtiyacını göz ardı eden, onların bilişsel, duyuşsal gelişimlerini göz ardı eden tamamen kerameti kendinden menkul bir program getirildi. Ve bu arada bakanlıktan gelen bilgilere göre bir finansal ceza gelmesin diye 1,5 ay önce başlattıkları programı da hala uygulanacakmış gibi çalışmalarına devam ediyorlar. Buradan tüm yetkililere sesleniyorum. Türkiye'nin kaynaklarını heba etmeyin. Sayın Bakan her açıklamasında başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere muhalefeti ideolojik açıklamalar yapmakla suçluyor. Şu anda basın toplantısında eğitim bilimleri perspektifinden kendisine çok net eleştirilerimizi söylüyorum. Sayın Bakan çıksın desin ki işte ihtiyaç analizi. Şu kadar sayfa ihtiyaç analizi yaptık. Şu kadar kişiyle görüştük. Raporları bunlardır. Tutanakları bunlardır. Siz doğru söylemiyorsunuz desin. İşte kaynakçası. Bir öncekini yapılandırmacı yaklaşıma göre yapmışlardı değil mi? Adalet ve Kalkınma Partisi 22 yılda 4 kez büyük, 18 kez küçük müfredat değişikliği yaptı. Çıksın söylesin. Şu kurama göreve yattım. Bu kaynakçayı kullandım desin. Bütün bu hazırlanan dokümanı şu öğretim üyeleri hazırladı desin. Listesi bunlardır desin. 27 tane doküman hazırladık. Bu insanlar hazırladı desin. Biz de soralım o hocalara. Ya hocam sen bu okul öncesi programı neye göre hazırladın? Hangi bilimsel perspektife göre açıkladın desin. Sayın Bakan çıksın desin. Dünyadan bir örnek versin. Desin ki pilotu yapılmamış eğitim programları dünyanın bazı yerlerinde uygulanıyor. Biz de o geri ülkeleri kendimize örnek aldık desin. Yusuf Tekin 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın başına gelmiş en kötü niyetli, en iş bilmez bakandır. Çok açık söylüyorum. Eleştirilerimizin tamamı eğitim bilimleri perspektifindendir. Temel hedef Türkiye'nin laik,
bilimsel, nitelikli, kamusal eğitimini çökertmektir. Yusuf Tekin ve arkadaşları hayal dünyasında gezerek çoğu kendi üst düzey doktora, yüksek lisans tezlerini hazırladıkları Abdülhamit dönemine dönmek isteyebilirler. Bir zaman makinesi icat edip geriye dönebilirler. Türkiye'nin 86 milyon insanı yaşadığımız gezegende bu zaman parçasında mutlu, huzurlu, yaşanabilir bir çevrede müreffeh bir şekilde yaşamak istiyoruz. Biz Sayın Bakan ve onun yardımcılarının ideolojik takıntılarıyla evlatlarımızın geleceğinin karartılmasını istemiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sayın Bakan'a buradan bir kez daha hodri meydan diyorum. Eleştirilerimizin tamamı bilimsel eleştiriler. Ayrıca kamuoyunun dikkatini bir konuda daha dikkat çekmek isterim. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, eğitim reformu girişimi, TEDMEM ve benzeri akademisyenler bunların tamamı raporlar yayınlayarak bu müfredatın eğitim bilimleri açısından yanlış bir program olduğunu, bunun eğitim bilimlerinde bir karşılığı olmadığını çok açık bir şekilde dile getirdiler. Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Görev aldığınızdan bu yana geçmiş yıllarda olduğu gibi size emanet edilmiş 20 milyon çocuğumuz var. Arkadan gelen milyonlarımız var. Bunları bakanınızın ideolojik saplantılarına kurban etmeyin. Buradan Danıştay'da yapacağımız başvurunun özeti şudur. Bu bakanlık olurunun iptalini ve bunun içinde yürütmenin ivedilikle durdurulmasını istiyoruz. Çünkü pilot çalışmada yapılmadığından süratle bu kararın alınması gerekiyor. Buradan çıktığımızda meclise gideceğiz. 1 milyon 154 bin öğretmenin öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili konuları görüşeceğiz. Bu iktidarın tek yaptığı şey Atatürk'ün yolundan sapmaktır. Atatürk ilke ve inkılaplarını, laiklik ilkesini zedelemektir. Şimdi komisyonda yaptığımız görüşmelerde bu kanundaki eksikleri dile getirmiştik. Bunlardan biriydi. Nihayet dün kabul ettirebildik. Kanun teklifine girebildi. Bakın sayın basın mensupları, öğretmenlere yapılan saldırıyla eğitim fakültelerinden mezun olan öğretmenlerin ellerindeki diplomasını yok saymaya çalışan bir bakan var. 1992 yılında açılmış Milli Eğitim Akademisi'ni 2005'te yeniden canlandıran, 2011'de yeniden kapatan, 2014'te şurada tekrar açalım diyen, 10 yıl bekleyip 2024'te açmaya karar veren ve bunu da anayasa ve yasalar tarafından öğretmen yetiştirme süreçleri yüksek okullara verilmişken hukuki bir uygunsuzlukla, açık bir yasa ihlaliyle üzerine almaya çalışan bir bakan var. Eğitim fakültelerini dışlamaya çalışan bir bakan var. Ama o bakanın meclise gelerek sizin tarikat ve cemaatler dediğiniz, bizim sivil toplum örgütü dediğimiz bu kurumlar çocukların dağa gitmesini engelliyor diyen, açıkça Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 1 milyon 154 bin öğretmene hakaret eden, bu öğretmenler çocukların dağa gitmesini engelleyemiyor, kerameti kendinden menkul adamlar okullara girecekler, maketler kuracaklar, çevresinde tavaf ettirecekler, annen öldü diye ağlattıracaklar, camilerde bowling oynatacaklar, bunlarla çocukların dağa gitmesini engelleyeceklermiş. Sayın Yusuf Tekin, derhal görevinizden istifa etmelisiniz. Sayın Cumhurbaşkanı, ülkenin tüm anayasal değerlerini ayaklar altına alan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm birikimini yok sayan, sadece kadrolaşmak derdinde olan ve bunu gözü dönmüş bir şekilde yapmaya çalışan Milli Eğitim Bakanı'na izin vermeyiniz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak başvurumuzun Danıştay'dan süratle bir sonuç alacağını umuyoruz. Bu konuyu kamuoyunda takip etmeye devam edeceğimizi saygılarımızla dile getiriyoruz. Sağ olun.